Altıncı derse güzel bir sesle ve kamerasız giriyoruz. Evet, kamera açık görünüyor bende ama görüntüyü göremiyorum. Herhalde siz de göremiyorsunuz. Kamera yeşil. Efendim, bilimin metodundan, kurumlarından, camiasından, yayınlarından, tüm bunların bilim için sağladığı süzgeç fonksiyonundan, yani saplasamanı ayırma fonksiyonundan bahsedeceğiz. Son olarak da bilim dili bir temas edeceğim. Şimdi bilim metodu çok denir. Bilim metodu, bilim metodu. Bilim metodunun ne olduğuna dair fikirler de değişiyor. Şu anda en makul görünen, bana makul görünen, başkalarına da makul görünen, size bir anlatayım, size de makul görünecek. Aslında bunu geçen derslerde anlattık, tekrar olacak. Popper, Karl Popper, tam ismini isterseniz Karl Raimund Popper galiba. Bilim problem çözmektir diyor. Bilim problemlerle karşılaşır. Şu nasıl çalışıyor? Burada bir acayiplik var. Neden böyle acayip? Şunu beklerken başka bir şey oldu. Neden öyle oluyor? Falan gibi. Ve bir çözüm bulunur. Sonra o çözümün yanlış olduğu keşfedilir. Başka bir çözüm bulunur. Onun da yanlış olduğu keşfedilir. Fakat her çözüm bir öncekinden biraz daha gerçeğe yakındır. Yanlışlayarak ilerler diyor Popper. Bunu söyledikten sonra da şunu söylüyor. Bilimin sahasına sadece yanlışlanabilen şeyler girer. Bilimin alanı böyle tarif ediliyor. Yanlışlanamayan şeyler bilimin alanına girmez. Geçen derslerde konuştuk bunu. Tabii problemi önyargısız yaklaşmak. Bu hep söylenen bir şey. Eyvallah. Bilime dışarıdan müdahale olmaması. Öyle değil de şöyle olması lazım, öyle araştır falan gibi dışarıdan müdahale olmaması. Bir otoritenin bilime müdahale etmemesi. Mesela ama Aristo demiş ki, ama dinde böyle değildir falan gibi bunlar müdahaledir. İnsanların otoriteye, bazı insanların hiç olmazsa bir kayma eğilimleri var. Orta Çağ'da Aristo'ya efendim muhalefet eden şey sayılıyor, yani neredeyse kafir sayılıyor Avrupa'da. Bizde de Kale Aristo, Aristo der ki, der, lebbeyk der herkes, eyvallah madem öyle diyor Aristo falan diye. Tabii Aristo'nun saçmaladığı da bol bol var. Saçmaladığı değil de yani başka şey yapamazlarmış. Dört element vardır diyor. Adam gördüğünü söylüyor. Ateş, su, toprak, hava. Yani biz element dediğimiz zaman onu kastetmiyoruz ve yüzün üzerinde yüz küsür element var şu anda. Ben üniversitedeyken 103'tü. Şimdi kim bilir 123 mi oldu, 133 mi oldu bilmiyorum. Efendim, din öyle demiyor, şöyle diyor. Bu genellikle din değil, dini yorumlayan adamların şeyleridir, problemleridir. Onu da yorumlamaya meraklı çok insan var. Yani her konuda sanki dinin bir şeyi var, hükmü varmış gibi. Benim bir arkadaşım vardı Suudi Arabistan'dayken. Bunları dinleye dinleye oğlan dalga geçmeye başlamıştı. Sri Lankalıydı galiba. Ya Bangladeşliydi ya Sri Lankalıydı. Hocaydı o da. According to Islam diye başlardı. Yani ne bileyim, çorba içerken according to Islam dalga geçerdi. Efendim, Stephen Jay Gould bu müdahalelere karşı, özellikle din öyle değil böyle der laflarına karşı NOMA diye bir prensip ortaya atıyor. Bu non-overlapping magisteria, örtüşmeyen müfredatlar. Ve diyor ki, bir nevi laiklik bu, bilim için laiklik. Dinin alanıyla
bilimin alanı örtüşmez birbirine diyor. Bir tanesi yanlışlama üzerine, öbürü iman üzerine. Yani mümkün mü örtüşmesi zaten? Niye? Bir bilim adamı bir teoriyi yanlışlayabilirse, hele böyle baba bir teori ise Nobel alır. Peki siz dini yanlışlamaya, dinde dini yanlışlama diye bir şey var mı? Yok. O yüzden bunlar şey, zaten dinin görüşü de böyle. Ama geldi, anladım. Efendim, bu konuda Marifetname'de Erzurumlu İbrahim Hakkı çok güzel bir hüküm vermiş. İbrahim Hakkı Hazretleri'ni daha önce de gördük. Bu ayı ve güneşi melekler arabalara bindirip çeker filan diye. Fakat bu hükmü çok güzel. Güzel şey söylediği zaman güzel. Saçmaladığı zaman da saçma diyeceğiz. Öyle dememiz gerekir. Efendim, bu gibi şeylerin din meselelerinden olduğunu sanan kimse dine zarar vermiş olur. İlme müdahale ederse, temel bilime müdahale eder. Çünkü anlatılan hususların meydana geldiğini aritmetik ve geometri delilleri gösterir. O kadar biliyor. Yani fizik gösterir, kimya gösterir diyemeyecek. Bunları bilen kimseye bu şeriata aykırıdır dense, o kimse bildiğinden değil şeriattan şüphelenir. Akla uygun olmayan bir tarzda şeriata yardım etmek isteyen kişinin zararı, akla uygun bir şekilde şeriata hücum eden kişinin zararından çoktur. Tekrar edeyim, nefis bir cümle. Akla uygun olmayan bir tarzda şeriata yardım etmek isteyen kişinin zararı, akla uygun bir şekilde şeriata hücum eden kişinin zararından çoktur. Nitekim akıllı düşman cahil dosttan hayırlıdır. 1757'de söylüyor bunu. Helal olsun. Efendim, şu tekerleme de, başlığa koyduğum tekerleme de hoşuma gidiyor. Otoritenin gerçeği değil, gerçeğin otoritesi. Kamerayı açıp kapamaya çalışacağım. Bir süre donabilir sunuş. Basıyorum. Kapattım. Başarıyla kapattım. Bakalım başarıyla açabilecek miyim? Hayır, açılmıyor. Açılmıyor maalesef. Otoritenin gerçeği değil, gerçeğin otoritesi. Güzel bir örnek, Einstein'ın kuantum teorisine itirazı. Kuantum teorisi, bugünkü kuantum teorisi 1925'te aşağı yukarı bugünkü halini aldı. Daha evvel başlamıştı tabii. Fakat ihtimal var, ihtimaliyet var, olasılık hesapları var bugünkü kuantum teorisinde. Kuantum teorisine detayıyla gireceğim birkaç ders sonra. Ve Einstein itiraz ediyor. Bu doğru değil, bu teori diyor. Çünkü Tanrı zar atmaz diyor. Tanrı zar atmaz. God does not play dice galiba. Ya böyle. Ve birkaç arkadaşıyla beraber bir makale yazıyorlar ve bunun olmayacağını sözde gösteriyorlar. Einstein otorite mi? Brown hareketini izah eden adam. Böylece atom teorisini aşağı yukarı ispat etmiş olan adam. Fotoelektrik etkiyi anlatan, açıklayan, fotonların paketler halinde hareket ettiğini, E eşittir H nü halinde gösteren adam. Özel izafiyet teorisinin kurucusu, genel izafiyet teorisinin kurucusu. Neredeyse bugünkü fiziğin yarısından biraz fazlasını modern fizik haline getiren, bugünkü fizik haline getiren adam. Bundan daha otoritesini istemezsiniz. Ama kuantum teorisi yoluna tıpış tıpış devam etti. Hiç Einstein öyle diyor diye kimse durmadı. Ve bugün şu saydığım Einstein'in teorileri geçerlidir. Lebbeyk denir onlara. Fakat kuantum teorisine de o da geçerlidir. Ona da eyvallah. Zaten çaba ondan sonra ikisini birleştirmek yönünde gitti. Edward Teller diye Macar asıllı bir Amerikalı fizikçi var. Hidrojen bombasının babası derler ona.
Onu canlı dinlemiştim doktora yaparken. Okulu ziyaret etmişti ve konuşmuştu. Böyle aksaya aksaya ayağa. Genel izafiyetle ilgili bir problemden bahsediyordu. Ve çözümü şöyle olduğunu zannediyoruz dedi. Buna dair elimizde iki tane delil var. Çözümün bu olduğuna dair iki tane delil var dedi. Birincisi kuvvetli bir delil dedi. Einstein öyle demiş. İkincisi o kadar kuvvetli değil dedi. Di ki ispat etti. Böyle şeyi de sesini de düşürerek. Bu bir şakaydı tabii. Bunu yazdım ben. ODTÜ'de Mihriberli'nin bir konuşmasını hatırlıyorum. Bir saçmalığa vardırmıştı konuştuğu konuyu. Ve ondan sonra gördünüz mü dedi. Eğer böyleyse Marx ve Lenin yalanlanmış olur. Onlar yalanlanmayacağına göre öyle değildir, böyledir. Yani Teller'in şaka olarak söylediğini Mihri Bey şey olarak, ispat metodu olarak söylüyordu. Düşünebiliyor musunuz fizikte böyle olduğunu mesela? Einstein kuantum teorisi çalışmaz dediğine göre bizim bırakmamız lazım bu kuantum teorisi. Efendim, bilimin kurumlarına geldik. Üniversite ve araştırma merkezleri, bilimin yapıldığı yerler, kurumlar. Başka yerlerde de yapılabilir tabii. Ama o başka yere de araştırma merkezi derler genellikle. Ar-Ge merkezi falan. Şimdi üniversite nedir? Üniversite kelimesi universum lafından geliyor. Hepsi demek. Tamamı, bütünü demek. Evet, Oktay Hoca Allah rahmet eylesin, Evrenkent diyordu. Şimdi üniversite evrenden gelmiyor, evren üniversiteden geliyor. Yani hepsi anlamına oradan geliyor. Külliye kelimesi bizdeki, külliye hepsi demek ya, yakın üniversitenin bu manasını. Tamamı demek. Dolayısıyla bugün de bir fakülteyle üniversite olmaz. Bir çiçekle bahar olmaz derler ya. Bizim kanunumuzda hala o kanun mu geçerli bilmiyorum. Üç fakülte gerekirdi üniversite açmak için. Minimum üç fakülte gerekirdi. Şimdi bilim adamı nerede yetişir? Bilim adamı üniversitede yetişir. Araştırma merkezlerinde de bilim adamı yetişebilir. Bizde kanun buna müsaade ediyor mu bilmiyorum yani. Herhalde ediyordur. Mesela bir Marmara Araştırma Merkezi var. MAM. Orada da doktora verilebilmesi lazım. Nükleer araştırma, Çekmece'de de nükleer doktora verilebilmesi lazım. Yunus Bey, üniversitenin en önemli özelliğine geliyoruz aslında şu anda. Onları zaten onu anlatmaya çalışacağım. Eksik şey yaparsa kalırsam beni uyarın. Şurası eksik kaldı diye lütfen. Şimdi bilim adamının en önemli özelliği, en temel adım bilim adamı yetiştirmede doktora dediğimiz adım bugün. Doktoranın şartı yani doktor olmak için ne gerekir veya doktora nedir diye yönetmeliklerde, kanunlarda yapılan tariflerde şu laflar geçer. Bilime bir katkı sağlamak. Yani bilime katkı ne demek? Yeni bir bilgi keşfetmek. O güne kadar çözülmemiş bir problemi çözmek. İşte doktora yaparken bir doktora öğrencisi bunu yapar. Bilime bir katkı sağlar. Yeni bir bilgi keşfeder veya o güne kadar çözülmemiş bir problemi çözer. Eğer bu yapılmadan bir şeyler yapılıyorsa git dama kaç tane kiremit var say yayın yapalım. Buysa o bürokratik sirktir. O üniversite değildir, bilim de değildir.
Şimdi şeyler var. Doktoradan sonra kademeler var biliyorsunuz. Bu yardımcı doçent değişti şimdi. Doktor öğretim üyesi mi deniyor? Doktor öğretim görevlisi mi deniyor? Yeni olduğu için onu hatırlamıyorum. Ben çok eskiyim arkadaşlar. Benim doktoram 1975. Doktoram olur mu? Doçentliğim 1975, doktoram 1969. Profesörlüğüm de 1980 Ocağı. Yani sıkıştırırsanız 79 bile diyebilirsiniz. Doktor öğretim üyesi, sağ olun. Yani aynı fonksiyon. Doktora için Asimov'un lafıydı galiba. İsaac Asimov benim sevdiğim bilim kurgu yazarlarından. Biyologtur İsaac Asimov. Siz onu belki robot filminden tanırsınız. Ben Robot diye bir romanı vardır ve o film oldu sonra. Efendim, o doktora için sendika kartı diyordu. Ondan da şunu kastediyordu. Amerika'da bir dönemde sendika kartı olmayanlar işe alınmazdı, çalışamazlardı. Onu kastediyor. Yani doktoran varsa tamam, giriş kartı o, vize gibi bir şey. Ve yabancı ülkelerde en çok kullanılan, hitapta en çok kullanılan. Yani bana mesela Profesör Öksüz'den sık Doktor Öksüz denmiştir yurt dışında. İnsanlar birbirlerine doktor diye hitap ederler. Güzel. Murat Bey. Şimdi diyorlar mı doktor falanca diye. İsa Kasimov tabii, evet, bizim Asimov. Efendim, ondan sonra doçent olunuyor, ondan sonra profesör olunuyor. Ama doktorası olan doçent demek değil. Fark ne? Fark şu. Doktora müthiş bir şey. Yani biri size sorarsa bilim basamaklarında en önemli, en kritik adım nedir? Doktoradır diyebilirsiniz rahatlıkla. Hoş biliyorsunuz şey var, itinayla doktora tezi yazılır falan diye yerler var, ilanlar var. Onu kastetmiyorum şimdi, ciddi işlerden bahsediyoruz. Doçent ve profesörden farklılığı ne? Neden hemen doçent olmuyor? Şundan. Doktora öğrencisi tek başına yapmaz o yaptığı işi, bilime katkı sağlamayı. Onun bir danışmanı vardır. Onun yardımıyla yapar. O yardım nedir? En önemli yardım problemin seçilmesidir. Bu problem önemli mi? Değer mi çözmeye? Bir, ikincisi çözülebilir mi? Yani öyle bir problem verirsiniz ki çözülmez bir problem verirsiniz. Onu da yapmaması lazım. Bunu bilecek kadar ustadır doçent ve profesör. Doçent ve profesörün kendi şeyleri vardır. Doktor öğrencileri vardır. O şeyin de, yardımcı doçentin de vardır ama riskli o biraz tabii. Önemli mi? Çözülebilir mi? Doçent ve profesör yalnızdır o yüzden. Onun danışmanı yoktur. Tabii arkadaşlarına her zaman danışabilir. Her zaman bir takım içinde çalışabilirler. Fakat doktor bilim yapabileceğini ispat etmiş adamdır. En önemli adımı atmış adamdır. Fakat ondan sonra bir şey daha gerekiyor. Problem seçtiğini göstermesi lazım. İşte o zaman doçent oluyor. Kendi başına bir iş yapıyor ve onu işte gösteriyor, yayın yapıyor, doçent oluyor. Doçent ve profesör arasında çok fark yoktur. Kıdem gibi bazı ülkelerde doçent kelimesi de kullanılıyor. Profesör deniyor. Yalnız farklı profesör şeyleri oluyor. Tabii. Doçentle profesörün farkı bir nevi kıdem işi farkıdır dedim. Tek başına öyle böyle, yani şey gibi, ne derler, kavun gibi durup durup doçent ve profesör olmaz. Doçent olmak için yayınlarınıza bakarlar. Profesör olurken de doçentin yayınlarına bakarlar. Tabii. Kaldırıldı ama ünvan değiştirildi. İsmi şey oldu işte. Doktor öğretim üyesi oldu. Dediğim şu,
Doçentten profesöre bir yayın sayısı ile ilgili bir geçiş. Öbürü doçentliğe geçişte bir kalitatif fark var. Kendi başına araştırma yaptı bu arkadaş, yapabildi bu arkadaş demektir. PhD ile doktor aynı şeyler Rahmi Bey. Ordinaris profesörleri olan profesöre deniyordu. Galiba ben yetişmedim ama ona ama ben üniversiteye yeni girdiğimde ordinaristler vardı ortalıkta. Profesör öğrencileri olan profesörlere. Benim profesör öğrencimin profesör öğrencisi var. Dolayısıyla yani yetişseydik çok iyi profesör ordinaris olurdum ben. Evet. Yok, ordinaris profesör yok. Bir de Amerika'da emeritus diye bir şey var. O emekli demek, emekli profesör demek. Evet, efendim. Mesela İngiltere'de bir öğretim üyeliği unvanı var. Okuyucu deniyor, reader deniyor. Tabii şimdi Oxford Üniversitesi en eski üniversitelerden biri. Düşünün, kitaplığında 180 tane kitap varmış, elle yazılmış. Birinin yani ders nasıl veriliyor o zaman? Rahle var. Rahleyi biliyorsunuz belki. Bizde de Kur'an-ı Kerim koymak için kullanılır. Çok kıymetli kitaplar rahleye konuyor. Yok, bizdeki okutman gibi değil. Reader, profesör doçent şeyinde kademesinde bir ünvan. Profesör kademesinde bir ünvan. Önüne o kitap konuyor. El yazması kitap. Bir tane var ondan zaten üniversitede. Fiyatı da herhalde bugünkü parayla birkaç milyon efendim pound falan. Onu okuyor. Peki öğrenciler de okusun. Öğrenciler okuyamaz çünkü bir tane var o kitaptan. Dünyada bir tane var o kitaptan. Belki birisi kopyasını çekerse bir yerde daha vardır. Bizdeki medrese diplomalarında da falan dersleri almıştır diye yazılmıyor. Filan kitabı falan hocayla talim etmiştir diye yazılıyor. Okuduğu kitapların listesi yapılıyor. Anglo-Sakson sisteminde, Amerikan sisteminde neden bu kadar çok Amerikan, Amerikan, Amerikan diyorum? Biraz sonra geleceğiz. Çünkü bugün onlar bilimde lider. Evet. Ha, şöyle çalışıyor sistem. Birden fazla doçentlik öncesi öğretim üyesi alınıyor üniversiteye. Mesela üç tane alınıyor bir sahada. Bunlardan üçü de biliyorlar ki sadece bir tanesi doçent olacak. Diğerlerinin kontratı yenilenmeyecek. İşte o doçent olan, asosiye profesör olan onların tabiriyle tenür sahibi oluyor. Yani artık onun kontrat korkusu yok. Yenilenecek mi, yenilmeyecek mi endişesi yok. O her zaman yenileniyor. Tenür de bu. Yani garantili, iş garantili hoca. Neden lider? Çünkü en fazla bilim orada üretiliyor. O da doğru, diğer ülkelerden. Ama kurumlar var, esas olan kurumlardır. Yani birinci sınıf üniversiteler ve bu mekanizm. İkinci sınıf, üçüncü sınıf üniversiteler de var orada. Ama birinci sınıf üniversiteler onları lider yapıyor. Şimdi camia önemli dedik ya. Görünmez kolej diye bir kavram var. Evvela kolejin ne olduğunu anlatayım size. Kolej bizim medrese gibi bir şey. Özelliği şuydu eski zamanlarda. Bu Amerika'da değil, İngiltere'de çıkan bir şey. Öğrenciler ve o kolejin hocaları aynı binada veya aynı binalarda kalıyorlar. Yatakhaneleri de orada, dershaneleri de orada. Bugün hala gelenek sahibi üniversitelerde bu kolej sistemi devam eder. Hangi kolejde kalıyorsun diye sorarlar ama bugün
öğrenci yurdu gibi artık onlar. Şeyler, hocalar orada kalmıyor. Ama eskiden hepsi bir arada kalıyorlar. Görünmez kolej lafı Robert Boyle tarafından ilk defa telaffuz edilmiş 17. asır 1600'lerde İngiltere'de Kraliyet Bilimler Akademisi'nin öncülü sayılıyor. Robert Boyle'ın kastettiği görünmez kolej. Bunlar aynı binada kalmıyorlar ama sanki beraber çalışıyorlarmış gibi bir uzmanlar camiası. İşte bu Kraliyet Bilimler Akademisi'ne şey yapıyor, dönüşüyor. 1972 yılında Diane Crane, Derek de Solo Price'ın doktora veya postdoc öğrencisiydi Diane Crane. Atıf ağlarından, referans ağlarından bahseder yaptığı yayınlarda. Yani belli bir sahada 10-15 tane o sahanın en iyilerinden kurulu şeyler var. Ağlar var. Bunlar ama aynı yerde, hatta aynı ülkede bile olmayabiliyor. Bir sürü yerde oluyor. Fakat bunlar birbirlerine atıf yapıyorlar makalelerinde. Bazen kavga çıkıyor, iki atıf ağı oluyor. Bunlar öbürlerine, birinciler ikincilere, ikinciler de birincilere atıf yapmama çalışıyorlar. Sinanoğlu'yla, şimdi ismini hatırlamadığım, İtalyanca bir ismi vardı bizzat, kavga etmişlerdi. Yani yayında kavga etmişlerdi. Sinanoğlu'nun orijinal teorisini, bu aslında filanın yayınlarında vardır falan diye tenkit etmişti. Ben de girdim bu kavgaya bir yerinden. Diane Crane, bu hanım, hemen atladı işin içine ve şeyi takip etmeye, bunlar bilim tarihçisi, ne olup bittiğini takip etmeye başladılar gazeteci gibi. Evet, uzman ağları. Bugünkü uzman ağları bu görünmez kolejler. Derek Price deyince daha önce bahsettiğim bir konu var. Bu Derek Price, Yale Üniversitesi'ndeki bilim tarihçisi, hayatta değil şu anda. Onun Küçük Bilim, Büyük Bilim diye bir kitabı var. Büyük Bilim'den devlet destekli şeyi kastediyor. Ve Ulu Bey'i sayar o. İlk büyük bilim kurumudur diye. Ulu Bey'in rasathanesini sayar. Camia ve dergiler bilimin parçası bugün. Yani işte şeye uyun, metoda uyun, şöyle yapın, böyle yapın. Bunları sağlayan bu bilim camiası ve dergileridir, bilimin dergileridir. Rastgele yayın yapamazsınız. Siz araştırmanızı dergiye postalarsınız, dergi kabaca şeye bakar, yani vahim bir hata var mı diye bakar. Bilimsel hata değil. Format hatası var mı diye bakar. Ve hakemlere gönderir. Genellikle aynı anda iki hakeme gönderilir sizin yayınınız. Hakemler nereden bulunur? İşte bu şey var ya, görünmez kolej, hakemler oradandır. Yani uzmanları bellidir sizin sahanızın. Zaten siz yayınınızda onlara atıf yapmışsınızdır. Çünkü bütün yayınlarda problem bir anlatılır. Problem anlatılırken de daha evvel o konuda çalışmalara atıf yapılır. Belli başlı çalışmalara atıf yapılır. Onlar zaten uzmanlardır. Dergi de onlara gönderecektir büyük ihtimalle. İki hakeme gider. İkisi de tamam, bu yayınlanabilir derse makaleniz yayınlanır. Genellikle onlar da akademisyen olduğu için bir yerlerine itiraz ederler ama küçük itirazlardır bunlar. Siz de onu düzeltirsiniz ve yayın yaparsınız. Şimdi bir tanesi reddedilir, bu yayınlanmaz derse bir üçüncü hakeme gönderir dergi bunu. Yani biri tamam yayınlanır diyor, öbürü de hayır a derse üçüncü bir hakeme gider. Üçüncü hakem de hayır derse durumunuz vahimdir. İkisi de hayır derse baştan yine durumunuz vahimdir. O zaman işte hakemler beni sevmiyor, bu adamlar zaten böyle bana komplo kuruyorlar, hoca bana taktı falan gibi sözler söyleyebilirsiniz. Benim teorimi yayınlamıyorlar evet, hakemlik kurumu böyle çalışıyor. Atıf ağları. Bir de dergilerin etkileri vardır. Impact diyorlar.
Şimdi iki tane diyelim fizik dergisi var aynı sahada veya endüstri mühendisliğinde iki tane dergi var. Hangisi daha iyi bunların? Şu daha iyi. Hangisinde yayınlanan makaleler ortalama bir yıl içinde daha fazla referans alıyor? Yani insanlar aynı sahada çalışma yapanlar hangisine daha fazla atıf yapıyorlar? Yani hangisinde yayınlanan makale, hangisinde siz yayın yaparsanız o daha etkili olur, daha çok duyulur ve ona daha çok dayanılır. İşte buna impact deniyor. Impact biliyorsunuz vurma demek, darbe demek, etki demek. Dergilerin de etkileri var. En etkili dergiye etki veya şöyle söyleyeyim, itibarı doğurur. Üniversitelerde de öyledir. Üniversite itibarlıysa en iyi hocalar ona gitmek ister. En iyi öğrenciler ona gitmek ister. Yani itibarı doğurur. O yüzden. Dergilerde de öyle. Düşünün bir dergide impact yüksek. O zaman herkes o dergiye göndermek ister. Dergi hepsini yayınlayamayacağı için orada da bir seçim yapılır. Daha iyisi daha iyisine doğru gider. Evet. Dolayısıyla bu bilim camiası ve dergiler ki bilim camiası ile dergiler de yakından ilgili çünkü o camia hakem görevini yayınlarda bir süzgeç vazifesi görüyor, bir filtre vazifesi görüyor. Her şey. Hayır Fatih Bey, bunu takip eden bir sistem yok. Bu kendiliğinden oluyor. Mesela işte ben fizikte biliyorum. Kendi yayın yaptığım Physical Review, herkesin yayın yapmak istediği dergi. Physical Review Letters diye onun hızlı yayınlayan bir şeyi var, dergisi var, aynı grubun. Amerikan Fizik Cemiyeti'nin bu. O %70'ini reddediyor kendisine gelenlerin. Bu hızlı yayın için o kadar önemli değil. Şeye gönderin, Physical Review'ye gönderin. 9 ayda yayın yapıyor Physical Review. Şimdi belki hızlanmıştır çünkü elektronik olarak her şey dolaştığı için. Bu kendi kendini denetim. Şurada söylediğim gibi. Science AAAS derler. Serkan Bey. American Association for the Advancement of Science'ın dergisi. O ihtisas dergisi değil. Ama çok önemli bir dergi. Ve nitekim Nature, İngiliz galiba Nature. Bir kontrol edin onu. O da ihtisas dergisi değil. Fakat mesela Watson and Crick'in Watson and Crick'in DNA'in yapısını yayınladıkları dergi de o dergi. Bir sayfadır o makale. Tek bir sayfa. Bir A4. Evet. Kurum önemli dedim. Tabii yani üniversite bir kadrosu var. İçine alacağı adamı böyle seçerek, süzerek alıyor. Onun performansını değerlendiriyor. Ve kendi kendini denetliyor. Bu da yükselen bir sarmal halinde. Yani iyiler iyileri seçiyor, onlar da daha iyileri seçiyor ve herkes oraya gitmek istiyor. En iyiler oraya müracaat ediyor zaten. Mesela Yale Üniversitesi'nde öğrenciyken başıma gelen bir hikaye anlatayım. Siz bir kurum kültürü açısından bunu yorumlayın. Ne dersiydi? İstatistik mekanik dersiydi. Sınıf kalabalık dedi hoca. Bana da yeni sınıf veremediler. Yani iki sınıf birden veremediler veya daha büyük bir salon alamadım. Sınıfı ikiye böleceğim. Şeyi öyle yapacağım. Sınavı öyle yapacağım.
Yarınızı sabahleyin alacağım, yarınızı da öğleden sonra alacağım. Şu saatte, şu saatte, tamam. Yalnız rica ediyorum dedi. Sabah girenler sınav hakkında öğleden sonra gireceklerle konuşmasın. Öğle yemeğine çıktık. Sınav günü. Masada 8 filan kişiyiz. Hepsi doktora öğrencisi. Masada sınavı almışlar da var, alacaklar da var. Ben de alacaklardanım. Nasıl, zor muydu dedim. Bir kız öğrenci. Şimdi zordu kolay diye girersek şey sayılır, kopya sayılır. Onun için hiç bahsetmeyelim, daha iyi dedi. Herkes de kabul etti. Ben de kabul ettim. Şimdi baktığım zaman enteresan bir kültür geliyor şimdi, uzak çünkü. Dergi hakemliğini anlatmıştım. Ha, hakemlik kördür, her yerde kördür hakemlik. Honor system derler buna Yunus Bey. Şeref sistemi denir. Yani hoca rahatlıkla size sınavı verip dışarıya çıkabilir. Kör hakemlikte şu, hakemler hiçbir zaman sizin adınızı görmezler. O karalanır, çıkarılır, öyle gönderilir hakeme. Ve tabii bütün bu mekanizmalardan dolayı derginin büyük bir prestiji olur, üniversitenin büyük bir prestiji olur. Tabii felaket yayından sonra başlar esas, hakemlerin görmedikleri hatalarınız varsa onu da bilim camiası halleder. Öyle bir topa tutulursunuz ki. Şeyde o topa tutanların uzman olması da gerekmez sahada. Yani herkes yapabilir. Bu ya yeni yayın şeklinde olur. Yani insanlar düşünün, bir şeyi tenkit ederlerken yayın yapmış oluyorlar. Yayın yapmayı da seviyorlar. Bazıları da mektup yazar şeye. Dergiye o mektuplar da yayınlanır. Editöre mektuplar diye. Şimdi bilim diline geldik. Science Direct kendisi şey değil, dergi değil. Science Direct dergileri, makalelerini okuyabileceğiniz bir imkan. Yani o Science Direct'te dergilere girersiniz. Hepsini, yani dergiyi almışsa Science Direct hepsini yayınlar. Şimdi bilim dili nedir? Dört anlamda kullanılıyor Türkiye'de. Hızla geçeyim. Vaktim azaldı. 5 dakika var. Siz bana bir 5 dakika daha ek verirsiniz ama ona kalmamaya çalışalım. Şimdi bilim diliyle konuşuyor adam. Bilim gözlüğü takmış anlamında mecazi bir anlam. Bu değil kastettiğim. Geçiyorum. Ve bu ikincisi tuhaf bir münakaşa. Yani Türkçe bilim dili olmaya yatkın mıdır? Bütün diller bilim dili olmaya yatkın. Yani hangi dilde medeniyet yapılmışsa o dil bilim dili olmaya yatkındır. Efendim, bir lisandaki bilim terminolojisi. Ha, Türkçedeki bilim dili. Bu önemli bir nokta. Bunun üzerinde duracağım. Bir de bilim dünyasında bugün hangi dil konuşuluyor? Bilim dili hangi dil? Bilim dili İngilizce bugün dünyada. Şimdi geçiyorum Türkçedeki bilim terimlerine. Türkçede durum nedir? Türkçede durum pek iç açıcı değil. Maalesef ben 3 ayrı kaynak tespit ettim. Birbirleriyle konuşmadan terim şey yapan, uygulama çalışan 3 ayrı kaynak. Şimdi bunlara tek tek saymayayım ama bilim terimleri de yanlış kullanılıyor. Mesela süreç kelimesini sürenin şık ve böyle söylenişi zannediyorlar. Halbuki süreç, siz endüstri mühendisisiniz, proses demek. Bir imalat süreci olur, bir işin yapılma süreci olur. Evet, ama rahatlıkla televizyonlarda filan, açık oturumlarda, şu geçtiğimiz 5 günlük süreçte, ya süre de ona işte, neden süreç diyorsun? Eski dilimizde vetire. Keşke vetire kalsaydı. Çünkü vetireyi karıştırmazlardı. Şimdi süreci süreyle karıştırıyorlar. Tanımlama. Ne demek tanımlama? Tarif etmek demek. Şimdi ATM'ye para yatırmaya çalışıyorsunuz. Paranız tanımlanıyor diyor. Ya tanınıyor desene. Efendim, ergime diye bir kelime var.
İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, bizim bütün geleneksel üniversitelerimiz ergime diye bir kelimeyi kabul etmezler. Onlar erime derler. Neden? Çünkü bir şekerin suda çözünmesi vardır. Bir de buzun erimesi vardır. Doğru bu söylediklerim benim. Ama birileri de çıkmış ergime diye Türkçe'de olmayan bir kelime uydurmuş. En vahimlerinden biri de ısı düşecek derler. Isı nereye düşüyor? Isı sıcaklık değil ki. Sıcaklık dereceyle ölçülür. Isı kaloriyle ölçülür. 80 derecede bir kova suyla 80 derecede bir çay bardağı su aynı sıcaklıktadır. Fakat ihtiva ettikleri, taşıdıkları ısı yüzlerce defa farklıdır. Bir de yabancı dilde eğitim yapan okullar var bizde. Şimdi bir Türk gencinin hiç Türkçe, fizik, kimya terimi duymadan üniversiteden mezun olması mümkün. İlkokuldan başlayıp üniversiteden çıkması mümkün. Bu bir felaket tabii. Üstelik bunlar kaliteli okullar. İşte ODTÜ gibi, Boğaziçi gibi filan. Bunların mezunları da üniversiteler için cazip bir öğretim üyesi adayıdır. Şimdi düşünün, siz hayatınızda Türkçe konuşmuyorsunuz ve ondan sonra bir Türkçe konuşan üniversitede öğretim üyesi oluyorsunuz. Yani onları tenkit etmiyorum. Bazıları bu işi şey yaparlar, kıvırırlar ama bazıları da yarı İngilizce, yarı Türkçe, ODTÜ'ce derdik biz, konuşurlar. Peki, bilim yapmak için İngilizce gerekir mi? Yani şu ana kadar anti İngilizceci bir nutuk attım. Kesinlikle gerekir. Kesinlikle evet. Çünkü bilim dünyası bugün İngilizce konuşuyor. Bozuk şiveyle konuşuyor. Yalan yanlış konuşuyor fakat İngilizce konuşuyor. Japon da İngilizce konuşuyor. Çinli de İngilizce konuşuyor. Fransız da İngilizce konuşuyor. Almanca da İngilizce konuşuyor. Ha, üniversitelerinde kendi dilleriyle konuşuyorlar. Ama bilim yaptıkları zaman, şu camianın içine hitap ettikleri zaman, yayın yaptıkları zaman İngilizce yapıyorlar. Bunun için mutlaka rahatlıkla İngilizce hiç olmazsa okuyabilmesi lazım. Ah, bir deneme yaptım. Yani bir iki hafta evvel yaptım bu dersleri hazırlarken. Damıtık su yazdım. Distilled water yazdım. Damıtık su Google'da 10.800 madde buldu. Distilled water 20 milyon 100 bin madde buldu. Öyle laflar sorabilirsiniz ki Google'a Türkçesi hiç yoktur fakat İngilizce'de bulursunuz karşılığını. İki slaydım kalmış. 5 dakika verirsiniz siz bana. Şimdi bilim ve siyasette kuvvetliyseniz ki bu ikisi genellikle aynı anda oluyor. Hep öyle olmuş. Ve bilimde kuvvetli olmak ne demek? Bilim nerede en yoğun üretiliyorsa oranın dili bilim dili oluyor. Orta Çağ'da Latince Avrupa'da, Arapça bizim dünyamızda bu tarafta bilim dili. Avrupa'da da Arapçadan tercüme yapılıyor. Bol bol Latinceye tercüme yapılıyor. İşte algoritmanın, Alharizmi'nin yanlış transkripsiyonundan olduğunu söylemiştim size. Bizim çevremizde Doğu'da 3 dil var. 3 dil deniyor bunlara da. Bizim padişahlar filan da biliyorlar üçünü birden bu dillerin. Türkçe, Arapça, Farsça. Türkçe askerlik ve yönetim dili. Arapça felsefe ve bilimin yapıldığı dil. Farsça da edebiyat daha çok. Edebiyat ağırlıklı olan dil. Mesela bugün Pakistan'da Urduca konuşuruz diyorlar. O Urdu kelimesi Türkçedeki ordu kelimesi. Zebanı orduyu mualla deniyor. Yani yüce ordugahın dili. Ordu aslında o çağda kullanılışıyla bugünkü ordu değil, ordugah, garnizon manasına geliyor. Yüce garnizonun dili. O da Türkçe tabii. Bahadır Şah'ın dili. Efendim, Napolyon döneminde ve İkinci Dünya Harbi'ne kadar Fransızca ve Almanca bilim dili. Türkçe ne zaman bilim dili oldu diye ben bir sohbette sormuştum. Rahmetli tarihçi Yılmaz Özsun'a Şanizade'nin dedi 5 ciltlik tıp kitabı var Türkçe.
ve İstanbul'da da o okutuluyordu. Efendim Mısır'da da Kahire'de de o okutuluyordu. O zaman bilim dili olmuş gibi Türkçe. 18. asır. Bir hoş şeyim var. Hatıram var. Bir Arap arkadaşım Suudi Arabistan'da ben 6 yıl öğretim üyeliği yaptım. Tahran'da. Arapça kimya kitabı yazıyordu. Üniversite birinci sınıflar için Arapça kimya kitabı yazıyordu. Şimdi bizim Osmanlıca dediğimiz Türkçe de yani bizim eski zengin Türkçedir o. Bilim terminolojisi vardı. Benim neslim son nesil o bilim terminolojisini bilen. Yani kimya, fizik vesaire bilimden onu kastediyorum. Şimdi ben kendi ihtisasımı kastediyorum. Keşfetti ki bu Arap arkadaşım profesör ben terminoloji için, Arapça terminoloji için iyi bir kaynağım. Bana gelip sorardı, Dr. Öksüz, what is distilled water? Yani damıtık su ne demek? Ben cevap, mayı mukata. Fevkalade der gider hemen yazardı, not ederdi. Mayı mukata, damıtık su demek. Efendim, işte mahlul, tahlil falan, aman Allah'ım. Hepsini sıkı sıkı not etmişti. Evet, son şeye geldik bilim dili konusunda. Bu son slaydımız. Bunların hepsi yüklü arkadaşlar. Ben bugün bir açık gözlük yaptım. Sadece dersi yükledim. Hepsini yüklemedim buraya. Fakat başka yerde yüklü biliyorsunuz. Siz onları keşfettiniz zaten. Şimdi Rabi diye bir Nobel almış fizikçi var. Nükleer manyetik rezonansın keşfi bugün işte tıpta çok yoğun kullanılıyor. Başka yerlerde de kullanılıyor. Biz 1969'da bir şey yaptık. Yaz okulu yaptık Urla'da. Tabii Sinanoğlu'nun liderliğinde ODTÜ, TÜBİTAK, NATO paraları bunlar verdi. Ben de bilimsel sekreteriydim okulun. Rabi nefis bir konuşma yaptı orada ve dedi ki biz İkinci Dünya Harbi'nden önce Avrupa'ya ellerimiz ve dizlerimiz üzerinde gittik. İngiliz ve Alman üniversite kütüphaneleri Amerikan Physical Review dergisine aboneydi ama posta masrafı olmasın diye yılda bir kere getiriyorlardı. Balya halinde getiriyorlarmış. Nasıl olsa acil öğrenmemiz gereken bir şey yayınlanmaz burada diye. Ve son cümleyi söyledi. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Avrupa bizim için taşraydı. Ha bu nutku neden attırabiliyor musunuz? Türkiye'de de bu potansiyel var demişti. Yani siz de birçok ülkeyi taşra kılabilirsiniz. O zamanlar çok parlak görünüyordu Türkiye'de bilimin istikbali. Arkadaşlar teşekkür ederim. Görüntü olmadığın için özür dilerim. Görüntüyü geri getirmeye çalışacağım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama bu da benim problemim olsun. Arkadaşlar ben bir konu vereyim. Herkes onu yazsın diye düşünüyordum. Fakat şey yapalım. Şu ana kadar veya bundan sonra da ki konularda şey yapın. Siz seçin. Ama bana bir çıtlatırsanız iyi olur. Bugün bilimden ne bekliyor? Ha, bölüm başlıkları olsun konu. Daha dar bir şey istiyorsanız bir bölümün içinden bir parça danışın o zaman bana. Zaten öyle demişim. Peki, hep aynı şeyleri söylüyorum ya. Bölüm başlığı veya bölümün içinden koca bir başlık. Yani böyle bir slide değil. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun.